Evet arkadaşlar, şimdiye kadar hep Hollanda'yı, Belçika'yı, İtalya'yı gezip gördüğümüz yerlere attık. Bu sefer köydeyiz. Köyde çalışma var. Gördüğünüz gibi köyde yaşamla ilgili videolar yapıyorum. Bunları da kanala yükleyeceğim. Takipte kalan reklamlara tıklayın, izleyin. Fasulyelerim çok güzel. Taze taze. Ben bundan bir tavada da kızartma yapacağım. Fasulye kızartması. Buyurun gelin afiyetle yiyelim. Fasulyeyi önce bir haşlıyoruz suda. Ondan sonra unu süzüyoruz. Süzdükten sonra Mantarla birlikte kavuruyorsunuz. mantarla da kavruluyor. Mısır unuyla hafiften bol tereyağlı. Murat yaylaya mantara gitmiş herhalde. Bayağı toplamış akşam. Evet. Mantarımız da var. Kültür mantarı değil ama Organik, yerden olan mantar, organik mantar. Doğal yani. Yani köyde yaşam çok güzel aslında. Ama çalışacaksın. Gençlerimiz istemiyor bunları O yaşamayı. kadar mantarın hepsini yeme şansınız olmaz. Sanırım tuzlayıp kışın da yemeyi düşünüyorsunuz. İnşallah. Nasip kısmet. Öyle yapacağız. Nasip olursa. Afiyet olsun. Afiyetle Sağ olun. yiyin. Buyurun hep beraber olsun. Fasulyelerim çok güzel. İnsan gurur duyuyor böyle topladıkça. Kendi bahçenden, Evet, kendi kendi emeğinin bahçemiz. karşılığı. Biçenlerin elleri kolları ağrımasın. Allah razı olsun. Kendi bahçenden toplamak bir başka oluyor. Evet. Yani gerçekten yani. Güzel şey. Bunları gençlerimiz sevmiyor aslında. Ama bunlar çok güzel şeyler. Toprakla uğraşmak aynı zamanda İnsanı gençleştirir, Evet, dinç aynen öyle. yapar. Şimdi arabaya binip gidiyorsun. Pazardan alıyorsun. Ve bu Yani tadı alamıyorsun bu tadı aldığın. alamıyorsun. Bunu yani bir suya atsan yesen de onun tadı bir başka oluyor yani. Çok güzel oluyor. Bu tadı alamamanın iki nedeni var. Birisini pazardan almak, ikincisini para verdiğin için. Değil mi? Öyle oluyor. Bunda da anıl teri, emek var değil mi? Evet. İşte onun için tat. Şuna baksana ya. Şu güzelliğe baksanıza. Şu güzelliğe baksanıza çok güzel. Bunun yemeğini yap. Turşusunu yap. Her şeyini yap. Kavurmasını yap. Ye. Bol bol. Bunu İşte tüketim hayat abi. böyle. Arkadaşlar, burası da benim fasulye tarlam. Fasulyelerimi topluyorum. Turşu tuzlaması yapacağım. Konserve yapacağım. Kışa Allah nasip ederse hazırlık yapacağım. Çok güzel fasulyelerim var. Taze taze dalından. Ekersen biçiyorsun. Yani Allah veriyor. Güzel güzel. Ondan sonracığıma afiyetle bize yemek nasip oluyor. Bu fasulyelerin belli bir boy orantısı var mı? Yani hepsi bir ayar sayılır. Ortalama bir karış. Tohumları, şeyleri farklı farklı. İpliksiz fasulye diyoruz bunun tane olmaması için. Bu turşuluk. İçinde iplik olan da var. Böyle. Çok güzel. Bir bakayım şöyle Görüyor musun? yanaşayım. Şöyle. Ama ben zamanında toplayamadığım için bayağı ermişler. Ermiş. Ermiş yani tane bağlamış. Ben de bunun turşuluk olacak şekilde Karadeniz'in meşhur yemeklerinden biri fasulye turşusu. Onları seçiyorum. Şimdilik turşu yapacağım. Güzel bahçelerimiz. Biz bunları yemesek olmaz. Bu bizim olmazsa olmazlarımızdan biri fasulye turşusu kavurması. Yanına patates haşlaması. Oh yemede yanında yat. Kışın yanına da şöyle tavşan kanı bir çay. Artık ne diyeyim? Ağzım sulandı şimdi. Çok güzel. Bakın boylarına. Kimi benim gibi mücür kalmış, kimisi büyümüş. Öyle işte. Ama çok güzel fasulyem var. Şöyle bakar mısınız? Hani peynirin bahçesine, tarlasına. Kenarının yapraklarını alırsan daha iyi görürüz. Evet öyle yapıyorum. Şöyle bir gelin bakın şöyle yakından. Şöyle. Eskiden ebelerimiz, dedelerimiz
Bunları büyük küplere dolduruyordu. Onlar kalktı şimdi. Bu kadar fasulyeyi ne yapacaksın? Bu sanırım üçüncü kovayı dolduruyorsun. Evet. Bir üç daha doldururum. Olduğu kadar turşu yapacağım. Buzluğa koyacağım buzdolabına. İşte kışa hazırlık. Biliyorsunuz kışın doğal olmuyor her şey. Bu bahçesinden çok da güzel oluyor yani. Buyurun siz de gelin afiyetle yiyelim. İnşallah. Şey nasip kısmet. İstanbul'a bekleriz. İstanbul'dan sonra demek Almanya Frankfurt'a gideceksin. Orada yaşıyorsun. Evet. Ne yapalım? Almanya mı Türkiye mi güzel peki? Benim için tabii ki Türkiye'm güzel. Ama yaşam şartları, yaşam kalitesi, saygı, sevgi, insana değer vermek, her şeye değer vermek tabii ki Avrupa. Avrupa. Keşke gençliğimde olsaydı da tamamen orada kalsaydım. Gençsin hala, gidebilir. Öyle de işte. Gideceğim. Nasip olursa gideceğim. Fasulye gelelim, fasulye. Fasulye işte böyle topluyorum. Sepetimi de yine dolduracağım. Üç, dördüncü kova. Evet. Bu benim kışın buzdolabına koyacağım kışlık fasulyem. Biraz su da şey yaptım, öldürdüm. O yüzden kızıyorum şimdi. Sobanın üstünde kızgın ateşte haşlanan fasulyeler elekten geçirilerek, elek değil mi onun adı? Süzgeç. Süzgeçten geçirilerek suyu akıtıldıktan sonra sinir üzerinde soğumaya bırakılıyor. Barbunyaları da var içinde. Güzel bir yemek oluyor. Etli metli kışın. Et de kotarsan içine. Çok güzel bir yemek oluyor. Barbunyaları, taneleri de var böyle. Çok severiz. Herkesin bir damak tadı var tabii. Sevmeyen de olabilir. Ama sevilmeyecek bir yemek değil. Şimdiye kadar hiç sevmeyen olmadı. Herkes sevdi. Bizim kültürümüzde olan bir yiyecek. Eskiden bunları buzdolapları olmadığı için bu fasulyeler böyle bizim buralarda da güneş az olduğu için haşlayıp kuruturlarmış. Ve doğaldı. Dedelerimiz 80-90 yaşına kadar yaşıyordu. Ama şimdi nerede? Arkadaşlar Hanife'nin emeği için kanala abone olunuz. Kanala abone olunuz. Reklamlara da tıklayın. Reklamlara atlamayın. Önce reklam verene tıklayın. Daha sonra geri geldikten sonra reklamı kapatırsınız. Reklam arası ekmek arası, ekmek parası. El emeği göz nuru. Evet. Buharı biraz gitmişken şöyle fasulyelerini yakından doğru çekeyim. Bunlar ne olacak şimdi bu haşlanan fasulyelerin? Bunlar soğuduktan sonra poşetlere koyup dondurucuya koyacağım kışlık. Sonra işte etle metle böyle taze barbunyaları da var. Çok güzel oluyor. Harika bir yemek oluyor. Yeme de yanında yat yani. Bu fasulyenin tadını pazarda satılan hani herhangi bir şeyde bulamazsın zaten. Bakayım çay var mı yoksa... Var. Çayımız evet. Var. Biz çaysız duramayız. Bu güğümler ne işe yarıyor? Onlar her an kaynıyor. Yemekte kullanıyorum, çay yapıyorum. Doğal odun yanıyor, odun ateşinde. Odun ateşinde böyle hızlı pişmediği için yemekler de çok lezzetli oluyor. Yani çok güzel. Ben çok seviyorum. İsterim ki hani herkes yatsın. Ben gidip de tüpü kullanmayı sevmiyorum. Tüpteki çayın tadını sevmiyoruz ama mecbur kaldığımız için içiyoruz. Başka yerlerde kullanıyoruz. Böyle. Bitti mi? Bitti. O da mısırlar da vardı. Mısırları da az sonra pişireceğim. Bir tanesini açsana mısırları. Mısırlarımız. Bir tanesini. Evet açayım. Mısırlarımız bu eskiden
Geodolu mısırlar almıyorduk, ziraat mısırlar denilen bunlardan oluyordu ve bunun unu, ekmeği çok lezzetli olur. Kendisi de çok lezzetli olur. Böyle küçük olduğuna bakmayın. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Kendisi böyle yani. Çok lezzetli. Bunu haşlayıp yedikçe yiyesin gelir. O kadar lezzetlidir ki. Pazardan da alıyoruz. Olmuyor. Böyle olmuyor yani. Bunun tadı gibi olmuyor. Keşke bunlara dönebilsek de, bahçeler yapabilsek de, gençliğimiz olsa da, hani bunları yesek yine. Hastalıklar aldı başını gidiyor. Köpükler çok... Çiçekli değil yağmur, bildiğiniz yağmur. Karadeniz'de hava durumu bu şekilde. Sabahleyin 2 saat güneş, öğlen sonra 2 saat yağmur, tekrar güneş, tekrar yağmur. Köyde yaşam zor. Bak gördüğünüz gibi takım elbiseli kravatlı da değiliz. Yağmur yağdığı için gözlüğü de kullanamıyoruz. Diyecek bir şey yok. İzleyin, beğenin. Kanalıma abone olmayı